Bir yanda genç yetenek, büyük usta, yükselen yıldız, Kalsen'i defalarca yenen Cem Kağan Gökarkan, diğer tarafta da Hans Kozmik, Fish, Stok alayı birden bir oyuncu Hans Niemann Cem Kağan Gökarkan'a karşı oynuyor ve biraz önce gördüğünüz gibi Cem Kağan Gökarkan saati durdurdu ve hakemi çağırdı. Niye çağırdı diye merak ediyorsanız satrançtaki özel bir kuraldan dolayı üç kez konum tekrarı ilan ediyor. Hamle sırası sizdeyken eğer üç fotoğrafın oluştuğuna inandıysanız, düşünüyorsanız hakemi çağırıyorsunuz ve diyorsunuz ki şimdi yapacağım hamleyle üç kez konum tekrarı oluyor ve beraberlik istiyorum. Ve tabii hamle sırasında... Aynı kişide olması lazım bu az bilinen bir detay. Cem Kang Gökarkan oldukça heyecanlı çünkü dediğim gibi alayına birden oynuyor. Hans Kozmik, Fish, Stok artık inanılmaz bir e, birlik var karşısında. Performansı malum Kar bile bezdiren bir oyuncu Hans Nieman. Önceki videolarım biliyorsunuz Hans Niemann'ı çok iyi tanıyorsunuz. Hans Niemann şaşkınlık içerisinde itiraz ediyor. Zamanı biraz daha iyi bir oyunda. 12 dakikası var zannedersem. Cem Kaan Gökerkan'ın 2-2,5 dakikası var. Oyun boyunca piyon altta mücadele etti Cem Kaan Gökerkan. Ama şunu söyleyeyim. Oyunda mükemmel oynuyor. Hans Niemann zaten mükemmel oynuyor. Ama piyon altta fil çiftiyle Aslanlar gibi mücadele etti Cem Kağan Gökarkan ve hakem eski kurallara göre diyor ki notasyonu getirin bakalım. Üç kez konum tekrarı oldu mu iddia eden taraf bana göstersin ben de ona göre karar vereceğim. Ama bu arada Hans Niman efendi bozuluyor gidin diyor bilgisayardan bakın canlı yayınlanıyor zaten bu oyun diye itiraz ediyor. Ben de nereden biliyorum. Cem Kağan Cem Gök Erkan İme Satranç'ta. Daha dün bunun videosunu yapmıştı. Detaylı şekilde onun anlatımıyla dinleyebilirsiniz. Ama ben de bu duruma değinmeden geçemezdim. Özellikle daha önceki oyunda Cem kaybettiğini de dikkate alırsak. Ki o turnuvada büyük usta normuna gidiyordu. Hans Niemann'ın çok garip oyunuyla Cem Kaan Gökerkan'ı yenmesi büyük üzüntü yaratmıştı. Ama ne mutlu ki bu sefer beraberliği yapıyor ve sonraki turlarda da iyi performans göstererek son damlını aldı Cem Kaan Gökerkan. Tebrik ediyorum kendisini, başarılarının devamını diliyorum. En sonunda Hans Diemann berabere olduğu konusunda ikna oluyor. İşte karşılıklı konumu inceliyorlar. Bu arada dışarıdan birazdan haber gelecek üç kez konum tekrarı oldu diye Hans Niemann elbette şunu umuyordu konum e, çok karışık değil ama zaman azalınca acaba rakibim hata yapar mı diyordu gelmedi hata aksine üç kez konum tekrarı geldi ve birazdan beraberlikte anlaşacaklar. Daha doğrusu hakem berabere ilan edecek. Hans Niemann'a bakar mısınız ne kadar da üzülüyor ben nasıl yenemedim diye. Ve işte burada el sıkışıyorlar. Oyun beraber etmiştir. Bakalım Hans Niemann ne yapacak merak ettiğimiz konu. Taşları dizecek mi, dizmeyecek mi? Biliyorsunuz paşa kaybedince asla taşları dizmez. Her zaman gibi basıp gidiyor. Tüm oyuncular kazansa da kaybetse de berabere olsa da taşları dizerken Hans Niemann hazretleri taşlarını dizmeden kalktı. Bir kural gereği aslında oyuncular dizmeli diye biliyorum ben. Ama hakemler bu konuda bir uyarı yapmıyor. Evet tebrik ediyoruz Cem Kaan Gökarkan'ı ve başarılarının devamını diliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese sevgiler saygılar.